Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar Crysis Remastered'ı oynayacağız. Biliyorsunuz şu anda Monster'ın kendi sitesinde başlattığı bir kampanya var. Bu kampanya dahilinde Crysis Remastered'a ücretsiz olarak sahip olabiliyorsunuz. 19 Ocak 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan yararlanmanız için 10. nesil Abra veya Toolbar dizüstü bilgisayar satın almanız yeterli. Daha sonrasında size belli bir link veriliyor. Crysis2021/ diye. Bu linkten girerek kodunuzu alıyorsunuz ve bu kodu size verilen adres üzerinden aktifleştirerek Crysis Remastered oyununa ücretsiz olarak sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim Crysis oyunumuza. Crysis bizler için çok önemli bir yapım aslında. Neden önemli bir yapım? Bunu size hemen belirtmek istiyorum. Aslında oyunun ilk çıkış tarihi 2007 arkadaşlar. 2007 yılında malum Türkiye'de oyun sektörü şimdiki kadar gelişmiş değildi. Hatta hiç gelişmiş değildi. O zamanlar neredeyse hiçbir oyunda Türkçe dil desteği yoktu. Fakat Crysis ilk çıktığı anda ne yaptı? Türkçe dublaj. Bakın altyazı falan da değil. Direkt Türkçe dublaj da çıktı arkadaşlar. Bunun sebebi ise bu şirketin CEO'sunun Cevat Yerli isminde bir Türk olması. Aslında bu şirket Yerli Kardeşler diye anılan 3 Türk tarafından kurulmuş. Tabi merkezi Türkiye'de değil ama daha sonrasından İstanbul'da ofis açma vesaire gibi planları da olmuştu. İlk şirketin geliştirdiği oyun Far Cry'di. Far Cry'yi Ubisoft için yaptılar. Ardından bu Crysis serisi geldi Electronic Arts ortaklığı ile birlikte. Ve Crysis serisinin 3 oyununda da arkadaşlar Türkçe dil desteğine yer verdiler ve son olarak ilk oyun yani 2007 yılında çıkmış olan Crysis oyunu Remastered olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar bugün Crysis Remastered'ı oynayacağız sizlerle birlikte. Önümde Monster'ın yeni satışa sunduğu modellerden biri var. Abra A5 versiyon 16.6 arkadaşlar bu bilgisayar. Bu bilgisayarın Crysis'te nasıl bir performans sunduğunu da beraber görmüş olacağız. Evet, şu anda oyuna girdik. Oyunumuz yükleniyor. Genel itibariyle şunu belirtmek istiyorum sizlere. 2007 yılında çıkan Crysis zaten muazzam grafiklere sahip. Yani o dönemin böyle pek çok bilgisayarı oyunu üst seviye grafiklerde vesaire çalıştıramıyordu. Aynı şey şimdi zaten Crysis Remastered içinde geçerli. Oyunda yine Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleri mevcut. Gerçi Türkçe altyazıyı ne yapacaksınız? Türkçe dublaj olduktan sonra o da ayrı bir mesele. Evet, oyunumuz başlıyor. Oyuna giriyoruz şu anda arkadaşlar. Nano Suite'imizle birlikte Kuzey Korelileri avlamak için adaya dalış yapıyoruz. Bu oyunu ben 2-3 kere bitirmiştim zaten 2007 yılında çıkan versiyonunu. Ama en güzeli arkadaşlar gerçekten ilk oyundu yani. İkinci, üçüncü oyun da güzeldi ama ilk oyunun hikayesi vesaire gayet güzeldi. Zaten biliyorsunuz üçüncü oyun tamamen neredeyse uzaylılarla mücadeleyle geçiyor. Hatta üçüncü oyunun İstanbul'da geçmesi falan planlanmış o dönemde. Fakat sonra böyle daha bilinen bir şehir olsun demişler. New York'u seçmişler. Yoksa hani Cevat Yerli'nin zihninde İstanbul'da varmış. Evet, susturucunun takılı olduğundan eminim reis. Evet, basılı tut X. Ha, eminiz dedik ama susturucu takıldıymış bu arada. Susturucuyu takalım. Taktik aparatı takalım. Lazer ışığımızı da takalım. Tamam. Bunlar yeterli olacaktır herhalde. Başka bir şey takmaya gerek var mı? Bakıyorum. Taktik selektlentiyi de taktık. Bu arada şöyle hop zıpladık. Şöyle maksimumcu. Heyle pelerin geliyor. Şöyle. Kafasına nişan alalım. Kafadan indirdik. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bu arada oyunda geliyorsunuz arkadaşlar. Yengeçler falan var. Yengeç normalde yoktu. Adamlar bizi görebilir. Şöyle duralım. Evet, gördüğünüz gibi aldık adamları. Şöyle devam edelim. Bunda en şey bu enerjinin çabuk bitmesi ya. Ben hastayım. Duyuyor musun? Duyuyorum. Durun.
yolundayız. Dayan geliyorum reis. Tamam, bu tarafa. Nomad, gel bakalım. Hadi gidip astığı alalım. Gidelim Nomad. Geldi. Aztek, cevap ver. Aztek. Madre Santissima. Aztek, cevap ver hemen. Şeytandan korkmuyorum. Rahmet, yardım et. Tövbe estağfurullah. Mohamed, Jester, yanına gidin hemen. Şimdi. Hemen, oha. Bir şekilde gidiyoruz. Enerji de hemen bitiyor. Ben bu oyunu ilk bitirdiğimde enerjiyi sınırsız yapmıştım. Onlar rahat oynanıyor ya. Enerji ve cephane sınırsız olunca. Evet, Koreliler burada. Aha, video girdi. Merhaba'nı da öldürmüştü galiba burada. Şeytandan korkmuyorum falan ya. Hadi reis göster şu adamı ya. Bizim adam nerede? Bu arada oyunun hikayesi gayet güzel arkadaşlar. Yani böyle Korelilerle savaş gibi başlıyor. Sonrasında bambaşka bir yere evriliyor oyun. Evet, kan. Jester cevap ver. Aztek'in durumu nedir? Aztek. Aztek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağını. Korelilerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Geri çekin. Vay. Lanet olsun. Buna bir türlü alışamıyorum. Buharlaştırma Arkadaşlar. Derken gerçekten buharlaştırmayı kastediyormuş adam. Yani. Evet. Jester, ekipmanından alacağını al ve izimizi yok et. Nomad, iniş bölgesine git. Anlaşıldı patron. Pelerin kullanımda. Kore devriyesi. İcabına bak. Sessiz ve sakin. O ne? Pelerin kullanımda. Enerji kritik seviyede. Evet, onu da öldürdük. Maksimum zuh. Bak. Taktik yarıntısının tam var ya. Enerji kritik seviyede. Böyle ikinci görevler falan da var bunda. Sarı olanlar ikinci görev arkadaşlar. Yeşil olanlar birinci görev. İşte burada diyor ki otur manzara izle. Sahilde Kore devriyeleri sapladık. Kör koşuşu yapmadan yerlerini dürbünle saplayın. Dürbün be. Geniş bir verici alanı görüyorum. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı. Evet, şurası. Ben de görüyorum. Ne başka adam görüyor ha? Burada da bir adam var. Şurada bir tavuk var. Onun haricinde bayım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya dalacağım.
uçak geçti sanki. Öyle. Ne oldu lan? Beni mi gördün? Oğlum ne ara gördünüz lan? Ben bile kendimi görememiştim. Neyse. Maksimum sür. Neredesiniz? Gencolar kim var? Hani gideceğiz tabi, ateş etmeyeceğiz mi? Damla bak. Ateş ediyorlar diyor. Yok siz hadi ben beklerim. Orada evet. Evet buradayım burada. Ölmedi lan. Hele şükür. Hop. Dayıya bak, sıka sıka geliyor ya. Var mı başka? Maksimum sür. Yok herhalde. Tam şu sinyal bozucuyu devreye dışarı bakalım. İyi iş. Sistem yeniden çalışıyor. İyi iş. Geniş bölgesine ilerleyin. Tabii iyi iş reis. Sen bana bırak. Maksimum. Bana mı yetişebiliyorsun? Oldu. Arabada kullanalım ya abi. PUBG tarzı. Oglin. Ön. Hop. Allah. Lan. Ben ateş ediyormuşum ha, bir öfkeyle böyle rahat ya, ne öyle first person falan. Oğlum ben ateş etmiyormuşum lan, bir ateş ediyormuş bana, neyse geçtik artık. Hoyt. Oy. Oğlum DC'yle ne alakası var? Arabadayım lan. Aha. Ya siz... Şey yapmıyorsunuz kardeş, bütün iş bana yaptırıyormuşsunuz gibi geliyor ama neyse yaparız ya. Görevden kaçacak değiliz. Aha. Oo, ağaçlar da deviriyor. Hello. Şu ağaç da deviriyor. Bakalım buradan geçebileceğiz mi? Oo, geçtik. Sen kimsin oğlum, kimsin ya? Aha, bak, of. Adam fena uçtu yalnız. Durun bir de deniz altına bakalım. Bakalım deniz nasıl? Altı yani. Bakalım balıklar mı? Ne var? Dur kardeş, yüzeceğim ya. Yok kardeş, denizdeyim ben. Denizde de göremezler herhalde yani. Dibe dalacağım şimdi. Şu kontrol noktasına ulaş. Hız modunu kullan. Yallah Allah, sana soracaktık. Şurada iki deniz keyfimiz var. Oo. Denizin dibi. Yalnız hızlı yüzüyor ha. Ama balık göremedik. Az köpek balığı yok.
Evet gençler, denize de girdik. Şöyle bir de geri geri de yüzeyim biraz. Ah. Ne oluyor? Aha. Bot, hemen de alayım. Bot beni arıyor galiba. Bak bot çevremde TikTok çiziyor. Şöyle geri yüzüme devam edeyim. Keyifli keyifli. Yalnız su da çok berrak ha. Şu kayaya çıkacağım. Bakayım bir şey var mı kayada. Ne olacak ya, çıkayım değil mi? Hop. Şöyle bak. Kelebekleme yüzeyim birazdan. Biraz da geri geri yüzeyim. Biraz da kulaç atayım. Biraz da hızlı yüzeyim. Biraz hızlı yüzüşü de sanki motor takmış gibi yüzüyorum. Çıkayım mı? Heh, biraz da şöyle çıkayım. Buradan da denize dalayım. Adama sıktım, adam hiç dönüp de demedi ki ya bana kim sıkıyor arkada. Şuradan koşup koşup zıplayıp denize zıplayıp. Cımbırlap. Evet, oyun böyle arkadaşlar, güzel yani. Mavilikler de denizde. Evet arkadaşlar, oyun canavarının bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte Crysis Remastered oynadık. Dediğim gibi bu oyun 2007 yılında çıkmış bir yapımdı. Eğer daha önce oynamadıysanız, ki ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü ne bileyim, her böyle Türk gamer bence Crysis serisini bir kere oynayıp bitirmiştir diye düşünüyorum ben. Çünkü Türk oyunculuğunun tarihinde bana göre çok önemli bir yapım arkadaşlar. Monster'ın katkılarıyla sunduğumuz oyun canavarının bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir oyunla tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.